Selda Hanım'ın çay saati menüsünden çiçek börek. Hamuru için 7 su bardağı un, 1,5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 bardak ılık su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta. İç harcı için 4 adet patates, yarım demet dereotu, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon. Üzeri için 1 tutam çörek otu, 1 tutam çekirdek içi. 6 bardak unla başlayalım. Yine yeterli gelmezse devam ederiz. Ben başlayayım. Altı bardak un. Evet, üstüne tuzunu ve şekerini ekleyeceğiz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı da şeker olacak. Hep poğaçaları böyle tatlı yapıyorsun sen. Evet. İyi mi bu? İyi. 1,5. 1,5 yemek kaşığı şeker. 1,5 tatlı kaşığı da tuz. Şekeri daha fazla, az önce yaptığımız gibi. Mayayı da alalım. Sen hep bütün hepsini böyle karıştırıyorsun. Evet, öyle ben mi? Hiç şey yapmıyorum. Ayrı ayrı mayalandırmayı sevmiyorum. Güzel ya. Valla ben de böyle bu yöntemi seviyorum. Kolay, pratik şimdi oluyor. Şimdi suyla da sütünü karıştırayım. Evet, şimdi yarı yarıya koyalım ki aynen şey olmasın. Diğerinde yine su biraz daha fazla olsun ki. Devam bir tane, yok, bir tane de yağ alacağız bir bardakta. Böyle. Evet, aynı bardakla devam edebiliriz. Bir bardak süt, bir bardak su, ılık olması çok önemli. Çık, sakın bitme. İyi, süper. Şimdi üstüne bir tane yumurta kıracağız. Bir tanesinin de sarısını ayırıp akını ekleyeceğiz. Sarısını yine yüzünde kullanacağız. Bir tanesinin sarısını ayır. Sarısını evet, akını yüzünü. Evet, yani akını alayım. Galiba biraz daha un isteyecek. İsteyecek. Şimdi evet, iyice yesin bunu be. Çiçekler mi yapacaksın? Bütün bir börek gibi. Yok, mi tek bu? Tek olacak dedim ya, çiçek bahçesi yapacağım diye. Şimdi bunun? Şimdi onu battaniyeye sarıp sıcak bölgeye götürüyoruz. Tamam. Ben bunu sarıp sarmalıyım. Başka bir şey koyayım, ona koymayayım. Tamam, olur. Birazcık altına yağ dökersek bu sefer, bu biraz daha yağlı bir hamur çünkü. O belki bir iki damla çıkar. O kadar yeter zaten, yapışmasın diye. Bitti çünkü az önce. Tamam. Şimdi onu buraya alırsak, hop, ağır geldi. Çok iddialı bir börek geliyor. Börek değil, ne? Poğaça. Poğaça geliyor. Sıcak bölgeye gidiyor hamurum. Mutfağımı topluyorum. Çiçek poğaça, poğaça için evet, temizliğe başlayalım. Poğaçanın içini hazırlıyoruz. Hamurunu az önce hazırladık mutfağa toplamadan önce. Dinlenmesi gerekiyor. En iddialı olduğu poğaçayı yapacakmış bize. Çiçek poğaça. Bilmiyorum. Hodri meydan dedi. Makasla bir artistlik yapayım dedim ama en güzeli benim bıçağım. Ha canım. İyi, sen ne yapıyorsun? Ben de sizin çay getirdim. Bugün kafandakine bayıldım. Bunu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Herkese bir selam gönder şuradan. Rize Ardeşen'e, herkesi öpüyorum. Herkese selamlar. Bye. Hadi bye. Şimdi ben baharatlara geçiyorum. Çekme, karabiber. Tamam. Birer kaşık. Tuz. Kimyon. Bir
de pul biber. Şöyle birer çay kaşığı, çok abartmadan. Evet. Baharat baskın gelmesin. Bunu şöyle bir harmanlayacağım. Hamurunu getiriyorum. Evet. Herhalde yeterlidir. Aynen yeterli. Arada mutfağı topladık, içini hazırladık. Hazırladık. Şunları alıyorum. Şahane bir hamur. Değil mi? Ya. Oh, harika. Hadi başlayalım. Hadi geçelim mi şekline? Evet. Bakalım o kadar iddia ettiğin kadar var mıymış? Varmış, değil mi? Şekli. Şimdi bize biraz un lazım. Bunları teker teker açacağız. Biraz büyükçe oluyor bunlar. Hani çok küçük poğaça gibi değil de biraz daha iri oluyorlar. Bol patates, 3 patates yaptık. Yarım demet maydanoz. Baharatı isteğinize göre arttırabilirsiniz. Pul biber, karabiber, tuz koyduk. Böyle birer çay kaşığı. Ne yapıyorsun? Çiçek yapıyorum. Bu Duracağım kısım altta kalacak. Büzüştürdüm yani kısacası. Bunu ters çeviriyoruz şimdi. Şimdi kolayı bunun şöyle, şöyle 8 tane atacağız. Tam 4 tane atıp ortalara denk getirirsek net şekli gelecek. Çok tatlı ya. Böyle pişirenler de var ama benim için orijinali bunun bu. Bu bizim yaptığımız çiçek böreğin küçücüğü. Sen bir tane yaptın. Bak say ben kaç tane yapacağım. Sen çiçekler yapacaksın. Çiçekler yapacağım, evet. Evet, o bizim çok beğenilen gerçekten böreğimizin biz poğaçasını yapıyoruz. Sen şekil olarak gerçekten ona çok benzettin. Ben ilk gördüğümde yani şu hareketi şöyle yapmak, döndürmek. Evet, döndürmek. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. İnanın ki çok güzel bir yöntem bu. Evet. Şimdi bunlar şey oluyor, tamamen çiçek harika gibi oluyor. Harika oldu. Harika. Hakikaten bak çok sevilecek, göreceksin. İnşallah iddia ettik, sevilir. Yok yok, şöyle ben beğendim. Çıkacak bu mayalı bir hamur olduğu için yan yana çok getirmemek lazım. Olmadı bir tepsi kalp yapalım. Tamam. Sevgililer, evlilik yıl dönümü olanlar böyle kalp hediye etsinler birbirlerine. Bakayım. Şimdi hep aynı yöne çeviriyorduk. Şimdi bunu bu tarafa çevireceğiz diyelim. Hı-hı. Şunu da bu tarafa çevireceğiz. Şöyle. Şu şekilde olacak. Böyle. Birbirine bakacak yani. Birbirine bakacaklar. Evet, az önceki farklıydı. Bunu ters çevirdim değil mi ben? Az önce şeydi. Şöyle. Hepsi mesela sağa doğru yaptın. Bir sağa bir sola. Bunda iç içe bakıyor. Sevgililer böyle hop yüz yüze bakacak. Hamur da durduğu yerde mayalanıyor bu arada. Kocaman oldular yine. Azıcık seninki gibi, az önce yaptığın gibi bir kaşık yağ, birazcık da şeker. Bak acayip bir püf noktası öğrettin bize. Az önceki sakallı poğaçaların güzel olmasının tek sebebi o kadar kırmızı kırmızı olmasının şekermiş. Evet, iddialı poğaçamızın sonuna geldik. Çiçek poğaçamızı. İddia ettiğin kadar varmış ama. Pişsin bir de, sen bir de öyle gör. Evet evet, yok tahmin ediyorum. Şöyle bir tutam şeker serptim. Bunların ortasına normalde çekirdek koyuyorum ama senin çörek otunu ne kadar sevdiğini bildiğim için onu da ekleme gereği duydum. Kalplere şey koyalım, çekirdek. Olur, tamam. Öbürlerine çörek otu. Atam ayçiçeği olsun. Olsun, peki. Açılacak bunların evet, etrafı da. Sarı sarı. Fırını açtım hemen tamam. Arada.
200 güzel. Derecede. Güzel süremiyorsam söyle. Yok, gayet iyi. Çünkü senin elindeydi, kötü olma şansı yok bence artık. Yani alt üst yaparız tabii. Sonra bir ara. Değiştiririz alt üstü. Çünkü evet, fırınımın işinin bitmiş olması lazım. Birazdan bu benim ısrarım üzerine yapılmış bir tariftir. Kahvenin yanında şu hayatta en sevdiğim kızımla birlikte yerken çok keyif aldım. Hadi anne bir kaçamak yapalım dediğimiz tek tatlı sufle. Hadi fırına. Hadi bakalım. Birini şöyle üste koyalım. Tamam. Birini de hafif alta koyalım. Sonra yer değiştirelim. Fırınım iyice randımanını aldı. Artık şöyle güzel bir pişiriyor. Gösterirsen. Tamam. Çok güzel. Süper. Şuranın şu görüntüsüne de bayılıyorum. Unlanmış evet. Falan tezgah bayılıyorum. Her şey bitmiş. Evet. Mutlu sona erilmiş. Çiçek poğaçamız. İddialı çiçek poğaçamız. Evet.